Niye geldin Yılmaz? Ne istiyorsun? Vallahi duydum ki burada mühim bir toplantı varmış. Memleketin önemli aileleri bir araya geliyormuş. Dedim ben de geleyim. Burada seni bekleyen birisi yok Yılmaz. Hayırdır dayı? Kim bekliyorsun ki? Halil İbrahim'i. Onunla ve Fikret Leto'yla görüşmek istiyorlar. Fikret Leto burada. Ama... Halil İbrahim. Halil İbrahim buralara gelemez. Ne diyorsun sen Yılmaz? Diyorum ki Halil İbrahim öldü. Halil İbrahim sizlere ömür. Başınız sağ olsun. Sen çok güçlü bir adamsın. Çok da akıllı bir adamsın. Kafasına çuval geçireceksin. Bu adamı kaçıracaksın deseler... mümkün değil derdim. Sonra bir zaafın olduğunu öğrendim. Bir zaafın olmasına da üzüldüm. Daha yeni eğlenmeye başlamıştım seninle. Sen de benim yaptığım hatayı yapma Yılmaz. Zaaf gösterme. Bak hala konuşuyorsun. Düşmanını yakaladın mı? İndireceksin. Beklemeyeceksin. Oyalanmayacaksın. Eğlenmeyeceksin. Bu sana gösterdiğim son zaaf. Şimdi ben susacağım. Sen konuşacaksın. Ben dinleyeceğim. Hani her şeyi öğrenmiştin? Her şeyi biliyordun. Ne anlatmamı bekliyorsun? Kimsin? Sen kimsin? Hiç kimse. Evet. Yine harika bir başlangıç yaptık. Hı. Parmak izin yok. Devlette bir kaydın yok. Sicilin pırıl pırıl. Gördüğüm en mükemmel projesin. Ama kimseni eğitti.
Niye buradasın? Seni kim gönderdi? Hiçbir şey bilmiyoruz. Beni gözünde fazla büyütüyor olabilir misin acaba? Ben buralıyım Yılmaz. Yetim, öksüz büyüdüm. Bir sevdiğim vardı. Onu da aldılar elimden. İntikam için bir yola çıktım. Konu birkaç kişiyle bitecekti. İş sana kadar geldi. Şişt, bak, sakın. O köy meydanında Cahile Cüheyla'ya anlattığım masallarla yetinecek olsaydım karının yanındayken kafana sıktırırdım. Zahmet edip seni buraya kadar getirtmezdim, değil mi? Sen zaten bir şeye inanmışsın. Ben sana ne söylesem kahve muhabbeti deyip inanmayacaksın. Tamam. Senin dediğin gibi olsun. Ben derin devletin yetiştirdiği özel bir adamım. Görevim seni açığa çıkarmaktı. Çıkardım. Görevim bitti. Yani öldürebilirsin beni. Bir profesyonel her zaman işkence altında ne söyleyeceğini çok iyi bilir. Biz daha sana fiske vurmadık. Sen her şeyi öttün, konuştun şimdi, öyle mi yani? Hı? Bak. Ben hayvansever bir adamım. Gerçekten. Ama sahibini bildiğim hayvanları seviyorum. Onun için bana söyle, sahibin kim? Gideyim bulayım, onunla konuşayım. Uzlaşacaksam uzlaşayım, çatışacaksam çatışayım. Hı, hadi yorma beni. Sen iyi yetişmiş bir adamsın Yılmaz. Her türlü sorgudan geçmişsin. Sorgulamayı öğrenmişsin. Hani diyordun ya ben yılmam diye. Ne oldu, ne çabuk yıldın? Yorma beni filan diyorsun. Yakışıyor mu sana? He. Çözdün beni yani. Ruslar mı yetiştirdi seni? Nerede açık verdim acaba? Kahvede. Kafana dayadığım silahın boş olduğunu anladın. Lan! Ben de oradan korkuturum seni diyordum. Çok insanı korkuttuğun doğrudur. Gerçekten çok sinir bozucusun. Biliyorsun bunu değil mi? Hı? İkinci açığın da bu. Eğer seni Ruslar yetiştirmemiş olsaydı çoktan saldırmıştın bana. Öfke kontrolünü en iyi onlar öğretir. Ha bir de. Kahvede devrimciliğimden bahsederken çekiç orak demeseydin iyiydi. Sen gerçekten özel bir adamsın. Hiç kimse olmak için fazla iyisin, biliyorsun değil mi? Hı. Şimdi sana son bir şey soracağım, sonra arkadaşlara emanet edeceğim seni. Senin şu kanka, Üsteğmen. O da mı hiç kimse şimdi? Sen de öldüremediğin her adama bir kulp takıyorsun Yılmaz. Ne olacak? Birilerinin yetiştirdiği adamdır bu. O yüzden öldüremedim deyip etrafına hava mı atacaksın? Adam jandarma Üsteğmen. Senin kiralıkların kurduğu pusudan mı kurtulamayacak? Ben bile kurtuldum. Sen bile kurtuldun. Güzel. Sen biraz gerginsin. Hı? Arkadaşlar seni şöyle güzel gevşetsinler. Ben de bu arada gideyim. Sevdiklerine başsağlığı dileyim. Hı? Bu arada kahvede arkadaşlarına öldüğünü söyledim. Hepsine helva ısmarladım. Fikret yolunu bekliyordu, ona da söyledim. Hala oğlu boşuna bekleme. Halil İbrahim öldü dedim. Son oyununu da bozdum yani. Oyun daha bitmedi Yılmaz. Ben ölsem de bitmedi, yaşasam da bitmedi. Çok sevinme yani. Arkadaşla ilgilenin, bir eksiği olmasın.
Nusret dikkatli ol. Üzerinde kemer dahi kalmasın. Üzerini aradık efendim. Hiçbir şey yok. Sizden bahsediyorum lan. Üzerinizde kemer, cep telefonu, kredi kartı, anahtar hiçbir şey olmasın. Kürdan bulsa hepinizi öldürür. Efendim o zaman otoparkta alırken... Otoparkta alırken yanında Zaaf'ı vardı. Burada yok. Dikkatli ol, sakın ölmesin. Konuşacak. Emredersiniz efendim. Benim kafama silah dayadıkları için Halil İbrahim'in dikkati dağıldı. Yoksa onlar Halil İbrahim'i alamazlardı, yani kalabalık değillerdi. Adamı biz tekerlekli sandalyede hasta gibi refakatçisiyle görünce yani şüphelenmedik ondan. Anlattıkça sinirleri bozuluyor. Sizin ne işiniz vardı hastanede Zeynep? Abi konumuz bu mu? Özel bir durumdu diyorum. Zeynepciğim, bizim Halil İbrahim'le bir toplantımız vardı. Ne kadar özel bir durumdu onu soruyorum. Abi Halil İbrahim'i aldılar diyorum. Yılmaz'ın adamlarıydı. Sen bana gelmiş neyi soruyorsun? Halil İbrahim bu tuzağa düşmezdi. Ne oldu da bu tuzağa düştü onu soruyor. Ama sen o kısımdan pek bahsetmek istemiyor gibisin Zeynep. Ya o sebeple ya da bu sebeple tuzağa düşmüşler işte. Size Yılmaz Halil İbrahim öldü demedi mi? Niye öldürmediler, otoparkta niye götürdüler? Şahit bırakmamak için mi? Yılmaz'ı biraz tanıyorsam... birine acı çektirmeden bir şey vermez o. Bu ölüm bile olsa. Ya ne acısı ne ölümü? Ya biz neyi konuşuyoruz dayı? Niye harekete geçmiyoruz? Niye duruyoruz ha? Durduğumuz kabahat dayı. Ya bu herifin yeri yurdu belli değil mi? Gidelim basalım. Biz de Yılmaz alalım da. Hadi. Bir durun ya, bir durun. Bir sakin olun. Bir düşünelim, bir düşünelim. Derviş, jandarmaya mı gitsek önce? Gitmesine gidelim de. Kamera kayıtlarından bir şeye ulaşamazlar. Plakası yoktu aracın diyor Zeynep. Hem diyelim ulaştılar. Siren seslerini duyduğu an Yılmaz Halil İbrahim'i öldürür. Tek bir şartla bırakır Halil İbrahim'i. O da... benim bu işlerden çekiliyorum, ne yaparsan yap müdahil olmayacağım demem şartıyla. Abi ne o zaman? Ne olur ne duymak istiyorsa söyle ona. Lütfen. Zeynep beni tanıyorsun. Bir söz verdim mi tutarım. Bu karşımdaki sevmediğim adam için bile olsa. Ama sorun şu, bu sözü sadece benim vermem Yılmaz'ı kesmez. Halil İbrahim'den de garanti isteyecek. Halil öyle söyle bir şeye söz vermez. Halil İbrahim'in böyle bir şeye söz vermeyeceğini ben de biliyorum. Sadece abim böyle bir şey yaparsa... belki bu bize biraz zaman kazandırabilir, onu diyorum. Deneyeceğim. Elimden geleni yapacağım, tamam? Bir gelişme olursa haberleşiriz. Madem zaman kazanacağız, ben de karakola gideyim, durumu anlatayım. Ben götüreyim dayı seni. Hadi gidelim. Biz de biraz Zeynep'i yalnız bırakalım. Sema kızım, Zeynep belki sana açılır.
Belli ki birini koruyor bu hastane konusunda. Ve abisi de vardı. Sen bir ağzını arasan. En ufak detay bile işimize yarayabilir. Zeynep özel bir durum dedi. Yani söylemek için bizden mi çekindi, abisinden mi çekindi? Yok Fatma abla, öyle olsa Sema'yla giderlerdi hastaneye. Halil İbrahim'le gitmezdi ki. Zaten ne olduysa son dakika burada oldu. Belli ki birileri hastanede onları tuzağa çekti. O birileri de Zeynep'in güvendiği birileri. Hatun, şunu git öğren. Hadi de. Hadi. Tamam, ben bir konuşayım o zaman. Hadi. Kim olacak canım? Bacısıdır o, Leyla Leto. Nişandan kaçamadı, herkesten korktu, hastaneden kaçacaktı. İyi hanım, Halil İbrahim nasıl düştü bu tuzağa? Yılmaz nasıl dahil oldu bu işe? Ne bileyim. Nur çağırdı sizi değil mi? Asiye her şeyi anladı. Hastaneye gidiyorum. Halil İbrahim de beni oradan alın diye mesaj attı. Biz de fırladık çıktık işte. Belli ki mesajı o atmadı. Asiye attı. Onu anladım da Asiye annemin yeğeniyle ne ara ittifak kurdu onu anlayamadım. Aslında biz bir öyle haberi beklemiyoruz yani. İki öyle haberi bekliyoruz. Halil İbrahim gitti. Eda Nur da gitti. Oldu, böyle oldu diye sinirimi bozma. Mesela bir soru sordun, bana cevabını ver. Sen cin gözle Ali Kemal'e Eda Nur'u anlattın mı, anlatmadın mı? Anlatmadım diyorum anne. Anlatmadım. Nesini anlamıyorsun ya? Bak bana müsaade et, gideyim geberteyim şunu anne. Sen ne? Kimi geberteceksin sen? Kimi geberteceksin? Benim torunum var karnında. Ben kim ne zaman ölecek karar veririm. Ses sus. Anne. Bizi satmış, satmış. Bizi satmış. Sen hala bana diyorsun ki karnında torunum var. Karşında da oğlum var anne. Ben sana istemediğin kadar torun veririm, tamam mı? Sen bu aklınla ne vereceksin bana, ha? O köşede sıkacaklar o beynini, göreceksin. Kimden öğreniyorsun sen bunları, ha? Sen Levent'ten mi öğrendin kadınlarla böyle geveze etmeyi? Ya sen bana kendin dedin. Kendin dedin anne, evleneceksin dedin. Bununla anlaş, konuş, muhabbet et, kaynaş demedim mi anne? Şimdi bunların sorumlusu kalktım ben mi oldum? Nerede tuzak kuracağınızın detayını anlat mı dedim ben sana? Ha? Yılmaz öğrense seni sağ bırakır mı? Ama Allah da avucumun içinde o da. Yılmaz nasıl senin avucunun içinde oluyor anne? Herkes benim avucumun içinde artık. Eğer biriyle, bir kadınla dertleşmek istiyorsa o kadın benim. Eğer birinden akıl isteyeceksen bana geleceksin. Anladın mı beni? Ha? Anne, bu Eda Nur benimle oynamış. Benden laf alıp laf taşımış, beni kandırmış. Ben şimdi bu kıza hiçbir şey yapmayacağım. Ömer. Ben şiddete karşıyım. Şiddet torunuma zarar verir. Anladın mı beni? Onun için sakin olacaksın. Yavaş yavaş intikam alacaksın. Hadi. Hadi git, hadi. Çok yorgunum. Tamam.
Kamer yaşatmaz seni. Annem torun morun diye bir şey demez ama o psikopat da annemi dinlemez. Yaşamak benim umurumda mı sanki Leyla ya? Yaşamak için burada değilim ki ben. Benim bütün meselem Zeynep'i, Halil İbrahim'i korumaktı. Sevdiklerimi korumaktı ve ben başaramadım. Benim yüzümden öldü Halil İbrahim. Geçen de horon tepiyorlardı öldü diye. Şimdi salonda oturduğuna göre demek ki başka bir plan var. Asıl biz ne yapacağız? Seni bu evden nasıl kurtaracağız ben onu bilmiyorum. Çık dışarı Leyla. Çıkmıyorum. Ne yapacaksın? Beni de mi öldüreceksin? Leyla bak beni kendine bulaştırma. Zaten sinirliyim. Bak bütün sinirimi senden çıkarmayayım şimdi, tamam mı Leyla? Saçımın tek bir teline dokunursan o Yavuz'u ararım. Bu kapının önünde senin o bacaklarını kırdırırım. Öyle mi? Hı, derede gör. Bu kıza da dokunmayacaksın. Çık dışarı. Ara lan. O kahveciyi mi arıyorsun? Halil İbrahim'i mi arıyorsun? Ablanı mı arıyorsun Leyla? Kimi arıyorsan ara kızım. Leyla. Kızım. Alo Nergis anne. Tamer bir daha elini kaldırırsa demiştim ya hani. Nergis. Nergis yenge. Yalan söylüyor, inanma buna. Tamerciğim. Güzel evladım. Bak Leyla artık senin kardeşin değil. Benim kızım. Bir daha beni böyle bir şey için ararsa. Yavuz abin oraya gelir. Senin annenin gözünün önünde tanımayacak hale getirir. O güzel kalpli anneni üzmek mi istiyorsun evladım? Yapma. Yapma güzel çocuğum. Anladın değil mi beni? Hadi şimdi telefonu Leyla'ya ver. O bana senin anlayıp anlamadığını söylesin. Bu iş bitmedi Leyla. Bak hala tehdit ediyor. Hala parmağını sallıyor. Neyse tamam, teşekkür ederim Nergiz anneciğim. Teşekkür ederim, sağ ol. Ben Yavuz'u yine de yolluyorum. Onunla bir konuşsun. Bunlar birbirlerini tutarlar. Neticede erkekler dünyası. Öyle bir şey yok güzel kızım. Öyle bir şey yok. Dünya bizim dünyamız. Tamam, tamam. Teşekkür ederim anneciğim. Sağ ol. Ne? Ne oldu? Git o Tamer'in parmaklarından birini kır. Ki benim lafımın üstüne bir şey yapamayacağını öğrensin. Sen iste kırarım be. Bu Asiye ne olacak o zaman? O da öğrenmiş olur. Sen bana izin ver var ya, ben o Tamer'in de Levent'in de içinden geçerim ha. Canım oğlum. Yavaş yavaş. Her şey yavaş yavaş. Hayırdır? Benden önce mi öğrendiniz de böyle sevindiniz? Neyi? Halil İbrahim'i ele geçirmiş Yılmaz. Ya yok baba ya. Geçen sefer de aynı şey oldu. Hevesimiz kursağımızda kaldı sonra. Eline geçmiş dedim Yavuz. Öldürmüş demedim. Nasıl olmuş ki o iş? Duyduğuma göre Asiye tuzağa düşürmüş Zeynep'i. Halil İbrahim de Yılmaz'ın eline düşmüş. Hmm. Şey o zaman. Nasıl yapalım? Gideyim mi anne? Ne yapayım? Git git. Daha iyi. Asiye şimdi uçuyordur. Biraz ayakları yere bassın. Hayırdır? Ne oluyor? Senlik bir şey yok canım. Nişanlar arasında bir konu. Ha Yavuz. Ha baba. O Tamer'le bir konuş. Geçen gün Leyla'nın halini hiç beğenmedin. Bir daha öyle davranmasın kızı. Sen hiç merak etme. Ben gittiğimde o işi de hallederim. Ne olacak bu Fikret meselesi? Rızvan abi emekli mi? Sen Rızvan'ın emekli olacağına inandın mı hanım? Hele ölmeden önce emekli olacağına. Belki Nedim'e öleceksin demiştir. Öyle ikna etmiştir. Asiye mi, Nedim'e mi? Vallahi hangisi daha tehlikeli ben bilemedim. Hı hı. Ne diyeyim Fikret? Üzüldüm. Hayır yani Halil İbrahim'i öldürseydi bir şeydi de. Şimdi senin dediğin gibi
Eziyet etmeden bırakmaz o dayının oğlu. Aman oğlum, sen bu düşmanın arasına girme Fikret'im. Anlamadım anne. Oğlum, her şey göründüğü gibi değil. Halil İbrahim de herkesin ortasında Yılmaz abinin kafasına silah dayamış. Senin dayının oğlunda bir gururu var tabii ki. Ha. Kızın gelip sana ağladığında ona da böyle mi söyleyeceksin anne? Yok canım, demem öyle bir şey zaten. Desem de laf dinlemiyor ki. Ha, ne olurdu yani diklenmeselerdi Yılmaz abilerine. Ben de ona dikleniyorum. Yaptığı işten dolayı. Bak, iş anlaşmazlığı başka. O konu çözülür. Baban zaten araya girdi. Yılmaz da ben Fikret'i destekliyorum dedi. Siz de bir ortayı bulun artık. Benim anlayamadığım ne biliyor musun Nedim'e? Yılmaz ne ara Asiye ile kaynaştı? Ne münasebet canım? Yok öyle bir şey. Damadını o düşürmüş ama. Allah Allah! Kim nereden çıkarıyor bu lafları anlamıyorum ki. Ha şimdi bu durumdan da kendisine pay mı çıkarmış Asiye Hanım? Yok anne, öyle. Annem söyledi. Eda Nur var ya, evdeki kız. Onu kullanıp çağırmışlar Zeynep'le Halil İbrahim'i. Gelin beni kurtarın, hastaneden alın diye. Bacım bana hiçbir şey söylemiyor. Karımın her şeyden haberi var. Ben Zeynep sana söylemiştir diye düşündüm Fikret. Niye saklıyor ki böyle bir şeyi? Kahveci Temel oradaydı ya. Belli ki ondan söylememiş. Her neyse. Anne, ben diyorum ki, sen bu Yılmaz'ı bir davet et. Babam da müsaade ederse tabii. Ben aile adına onunla bir konuşma yapayım. Olur oğlum, olur. Sen ne dersen o olur. Babam da müsaade ederse dedi Nedim'e. Ettin ya. Emekli oluyorum dedin ya. Olmadım Nedim'e, olmadım. En azından sizin oyuncağınız olmadım. Yanlış plan peşindesiniz. Yılmaz'a bir şey vermezseniz bir şey alamazsınız. Sen ne vereceksin Fikret? Hı? Ne vereceksin söyle. Ne isteyeceğini daha bilmiyorum. İstesin, düşünürüz. O burada değil ama ben onun adına senden isteyeyim. Gelene kadar düşünürsün sen de. Benim işlerimde, emrimde olacaksın diyecek. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Bu konuda taviz vermem baba. Baban düşünürsün dedi. Hemen cevap ver demedim. Ben de bir Yılmaz arayayım. Hastaneden görüntüleri aldık. MOBESE kameralarından da takip ettik ama bir süre sonra izlerini kaybettirdiler. Bu Yılmaz'ın telefon takibinden bir şey çıktı mı? Biraz önce çıktı komutanım. Nedim Eleto'yla konuştu. Oraya yemeğe gidecekmiş. İsterseniz oradan aldıralım. Ne deyip alacağız başçavuşum? 30 ton yakaladık, alamadık adamı. Ne deyip alalım? Neyse, bu Yılmaz'la irtibatlı bütün telefonları takip etsin çocuklar. Belki bir şey çıkar. Emredersiniz komutanım. Ya dayı, halı böyle bir tuzağa nasıl düşer? Vallahi aklım almıyor. Ya bütün işlerini 40 defa düşünüp planlayan adam nasıl böyle kolay yere geçer ya? Kolayı zorunu bilmem de, biz bir depoya çöktük ya maden ocağında. Evet. Ha işte o zaman bunu sordum. Yeğenim, bu silahları, tozları bize taşıtıyorsun da biz bunları niye jandarmaya teslim etmiyoruz? Dayı, illa ki bunların sahibi çıkacaktır. Dursun Lato'ya sahipleri. Yok, o emanetçi. Asıl sahipleri kim bilmiyoruz. İlla ki bunların peşine düşecektir. Benimle dalaşacaktır. E'si dayı, peşine düştüğü şey bu kadarsa biz zaten onu yok ederiz. Ama yok. Arkasında daha büyük bir şebeke varsa beni alırlar.
Nereye alıyorlar? Sorguya. İşkenceye. Yani bana ulaşamazsanız buranın yerini Oğuz'a söyle dayı. İşkencede bu deponun yerini konuşacağım. Gerisini o halleder. Anladım. Ya dayı, bu manyak beni general falan mı sanıyor? Benim emrimde ordular var da benim mi haberim yok? Ya ben üsteyim benim, üsteyim. Benim de elimde iki ormancı, bir kahveci, bir kahveci oğlu, bir de balcı var. Ha, bir de çakma galerici var. Komutan sensin, üsteğmensin, generalsin, bana ne? Ha, bu işlere girerken rütbenizi düşüneydiniz. Söyle şimdi, ne yapacağız? Ne bileyim dayı. Sema, kızım az bir gelsene. Ne oldu Merve abla? Hazır gençler evde yokken bir konuşalım dedik. Ne hakkında? Hepimiz hakkında. Gel kızım. Gel. Ne oluyor? Bir haber mi var? Gel hele otur kızım. Bizde yok da. Asıl sende bir haber var mı? Bende ne haber olacak? Zeynep nereye gitti? Kapı kapı gezeceğim, illa birinden bir şey öğrenirim dedi, çıktı. Ben de geleyim sana dedim ama istemedi. Sema, bildiğin bir şey mi var? Ha? Söylemekten çekindiğin bir şey mi var kızım? Çekindiğim bir şey yok da, hayırdır Fatma abla? Sema kızım, biz burada niye varız biliyorsun değil mi? Halil İbrahim Muzaffer'lere de bize de dedi ki, gelin başımızda durun, büyüğümüz olun. Bir hata yapacak olursak düzeltin dedi. Biz kimsenin ne işine karışırız ne de ilişkisine. Ama ne Halil İbrahim ne de Zeynep ortada bir şey yokken öyle koşa koşa hastaneye gitmezler. Biz bir şeyler sezdik ama adını koyamadık. Zeynep her seferinde Asiye'nin evinden bir şeyler duydum diyor. Yok bacısıdır, yok süt kardeşidir, bir isim veriyor. Sema kızım, bak. Bir şeyler biliyorsan, bize söylemek için en doğru zaman bu zamandır. Bildiğim şeyler var. Ama verdiğim sözler de var Muzaffer baba. Sevdiklerin öldükten sonra verdiğin sözün ne manası kalacak? Söyleyeceğim ama bir şartım var. Anlattıklarımı Temel bilmeyecek. Kendi iyiliği için. Tamam kızım, söz. Eda Nur Asiye'nin evinde bize yardım etmek için yaşıyor. Öncelikle Halil İbrahim'e, bize dair yapılan bütün planları Eda Nur sayesinde önceden biliyoruz. Başta sadece Zeynep biliyormuş. Halil İbrahim de yeni öğrenmiş. Ben de sizin gibi tahmin ettim. Zeynep'i zorladım, o da anlatmaya mecbur kaldı. Eda Nur böyle bir şeyi nasıl yapıyor kızım ya? Hiç mi bilmiyor bu insanların ne kadar acımasız olduğunu? Biliyor Yusuf abi. Ama Zeynep ne dediyse vazgeçirememiş işte. Ya en son Halil İbrahim de demiş ki Eda Nur o evden çıkacak. Gerekirse Sema gitsin döve döve getirsin. Ama işte orada ne olduysa Asiye Yılan'ın çözmüş mevzuyu. Almış Eda Nur'un telefondan mesaj atmış bizimkilere. Gelin beni kurtarın, hastanedeyim diye. Ha, o yüzden koşa koşa hastaneye gittiler. Aynen öyle oldu. Ben biliyordum. Benim kızım nankör değil. Hain değil. Böyle yapmaz diyordum. Merve, yalnız Sema doğru bir şey söylüyor. Bu konuştuklarımızı Temel duyarsa gider kendini o kapının önünde öldürür. Allah korusun. Halil İbrahim sağ salim kurtulsun. Eda Nur için bir çare düşünürüz elbet. Temel duymasın etmesin de. O kız da bizim kızımız. Ölüme terk edecek değiliz onu orada. Zeynep Asiye'ye gideceğim dedi. Oradan bir haber gelmeden biz bir şey yapamayız Yusuf abi.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk Cemal. Var mı bir haber? Yok. Bunlar nereden geliyor? Bilmiyorum ki dayı. Turan, nereden geliyorsunuz böyle? Biz de bir kahve uğradık. Belki birileri bir şey duymuştur diye ama bir şey çıkmadı. Sizden bir şey çıktı mı dayı? Üstelmen sağ olsun, yardımcı oldu. Kamera kayıtlarını incelemişler. Adamlar kısa süre içinde izlerini kaybettirmiş. Dayı, bu komutan Yılmaz'ı alıp sorgulayamaz mı? Komutan çok basit bir şey söyledi. 30 ton mala el koydum, adama bağlayamadım. Bunu nasıl bağlayalım? Ne yapacağız? Elimiz kolumuz bağlı burada bekleyecek miyiz dayı? Bekleyeceğiz. Ama burada değil. Nerede bekleyeceğiz dayı o zaman? Halil İbrahim'i öldürecekleri yerde. Ya ölüsünü alacağız ya da dirisini. Yeter. Konuşacak mısın? Acıya dayanmanın tek bir yolu vardır. Bir şeye tutunmak. Konuşmamak için, direnmek için bir şeye konsantre olmanız gerekiyor. Ne gibi bir şeye komutanım? İnancı olan Allah'a sığınacak. Vatanı olan vatanına tutunacak. Bayrağı olan bayrağa. Hiçbir şeyiniz yoksa illaki bir sevdanız vardır. O zaman sevdanıza sarılacaksınız. Size bu eğitimde sırlar verilecek. Bu sırları tutanlar burada kalacak. Tutamayanlar gidecek. Size kim ne sorarsa sorsun, hangi şartta sorarsa sorsun, siz hiç kimsesiniz. Anladınız mı? Hiç kimse. Sana diyorum, kimsin sen? Hiç kimse. Asiye Hanım'la görüşeceğim. İçeriye bilgi vermem lazım. Arabadan inmeyin Zeynep Hanım. Tamam, ver, bekliyorum. Vay vay vay. Teyze senden hakikaten korkulurdu. Sen ne zaman uyandığında iş çevrildiğine de planlar yaptın da Yılmaz'la anlaştın. Ne ara? Sen Tamer'le kumar oynarken. Ne diyorsun Asiye sen? Ne kumarı? Selim. Ne oldu Selim, söyle. Abi, Zeynep Hanım geldi. Asiye Hanım'la görüşmek istiyormuş. Ben konuşurum. Haberim, sen bir dur da. Sana ne oluyor? Herkes kendi nişanlısına ayar versin. Levent abimiz, Zeynep senin neyin oluyor acaba? Detaylarda boğulma Tamer. Detaylara takılıyorsun, bak kendine bunu yapma. Hem bizim kapımızın önüne kadar gelmiş birini içeri almamamız, dinlememiz bize yakışmaz değil mi teyze? Yani sen muhatap olmak istemiyorsan ben muhatap olurum. Yok yok. Ben uzun zamandır bekliyordum. Anasını yalvarttım, şimdi sıra kızında. Al içeri, hadi. Yine kayda mı alacaksın Asiye? Yok, ben de kayda alacağım. O beni kayda alsın. Hafızasında silinmem. Kayıtmış.
Buyurun Zeynep Hanım. Geldin. Ya bakalım. Otur şöyle. Vallahi teyzem görüşmek istemiyordu. Çok rahatsız kendisi, birazcık hasta ama sağ olsun geçmişin hatırına beni kırmadı. Çok hastayım. Etrafı virüs dolu. Hepsi ciğerlerime kadar indi. Ya. Senin muhbirin Eda Nur'a söyleyeyim de sana şöyle güzel bol köpüklü şekerli kahve yapsın ha? Ben bir şey içmek istemiyorum. Ah Zeynep, Zeynep. Şu düştüğün hallere bak. Biz sana gel başımıza tac ol dedik. Sen gittin bir eşkıyanın peşinde iki paralık oldun be. Olduğum yerden gayet memnunum. Buraya pişman olduğum için gelmedim. Niye geldin o zaman Zeynep? Öldürtmeye mi geldin kendini? Şşt. Tamer, yazık sana gerçekten. Belki sen farklı olursun, elin silah tutmaz sanıyordum ama. Tamer'i boş versene, o pis manyak bir şey oldu. Esas biz senin için ne yapabiliriz onu söyle. Söyle, söyle. Söyle be, elimden bir şey gelir. Ben seni hafife almışım Asiye Hanım. Yıllarca bu işleri babam yönetiyor. Abim yardımcı oluyor. Nesim amca ile Dursun amca da ortaklık yapıyor diye düşünmüştüm. Ama yanılmışım. Meğer bütün herkesi sen yönetiyormuşsun. Hele de Yılmaz'ı. Yani dünyada en çok nefret ettiğin kadının annemin yeğeniyle bile uzlaşacağını düşünemezdim. Ben biraz aklı olan herkesle uzlaşırım. Ve seninle de uzlaşırdım. Halil İbrahim'le de uzlaşırdım. Ama siz benim çok üstüme geldiniz. Bak kendin söyledin. Beni hafife aldınız. Senin ananın huyu bu. O beni hep hafife alıyor. Ben buraya değişebiliriz demek için geldim. Ben kendim çok rahatım. Ben niye değişeceğim? Benim değişecek bir şeyim yok. Ama sen değişmek istersen Allah bana. Ne yapmak istersin değişmek için? Halil İbrahim'i benim yanımdan aldılar. Yani öldürmek isteselerdi orada yaparlardı. Belli ki sizin bir beklentiniz var. Beklentimiz mi var Zuhal? Mesela evimizi geri versinler. He. Paralarımızı geri versinler. Bizden aldıkları ne varsa hepsini geri versinler. Buna benim itibarım da dahil Zeynep. Çok zor günler geçirdim. Tamam, ben bu istediklerinizin hepsini hallederim. Yeter ki bana Halil İbrahim'in yaşayacağına dair bir garanti verin. Halil İbrahim'i bırakıp geri gelecek misin mesela? Boşanacak mısın onunla? Gerekirse boşanırım. Ama bu seninle evleneceğim anlamına gelmiyor Levent. Biz zaten artık seni niye alalım ha Zeynep? Anne. Oğlunuz itibar peşinde ya hala. Onun için söyledim. Bakalım sen de boşanırım diyorsun ha? Boşanırım. Ah zavallı. Benim bir resmi nikahım bile yok. Ama babandan bir gün bile vazgeçmedim. Bak bir gün bile düşünmedim bile. Anana rağmen, size rağmen. Ama sen iki dakikada vazgeçebiliyorsun ha sevginden. Sen Halil İbrahim'de hiç mi bir şey öğrenemedin? Öğrendim. Ne öğrendin? Sevdiklerim için kendimden vazgeçmeyi öğrendim. Tabii sen hiç kimseyi sevmediğin için bunu bilmezsin. Sırf anneme olan öfken yüzünden bir de atamadığın bir imza için babama katlanıyorsun.
Babamı bile sevmiyorsun ki sen. Bak bak yolluya bak, gelmiş benim evime. İki dakikada kendi sevgilisini sattı. Bana sevmek nasıl bir şey öğretiyor. Bak sen. Bundan vazgeçtin. Halil İbrahim'den de vazgeçtin. Şimdi kimi alacaksın ha Zeynep? Konu ben değilim Asiye Hanım. Ben buraya yapabileceklerimi söylemek için geldim. İstediğiniz başka bir şey varsa şimdi söyleyin. Eğer yapabiliyorsam onu da yapayım. Var ulan. Var. Madem benim bütün derdim imzaymış. Aa. İkna et o ananı. Rizva'da boşansın. Ben de hemen imzayı atarım. Ha? Boşansın Rizva'da. Haydi bakalım. Anne senin söylediğin şey de laf mı ya? Olacak şey var, olmayacak şey var. Babam daha önce bunu yapsaydı yapardı zaten. Ben babadan bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Ben kızından istiyorum. Boşayacak. O anan Rizvan'ı boşayacak. Şimdi güzel istiyorsun da... o konu birazcık Rizvan Leto'nun alanına girdiği için... biraz daha temkinli mi olacak acaba teyze? Hani bir şey konuşulur, o taraftan yanlış anlaşılır. Yakında ölecek bir Halil İbrahim yüzünden ağzımızın tadı kaçmasın. Benim ağzımın tadı kaçmaz. Ben söyleyeceğimi söyledim. Dayısının oğlu Nedime'nin yeğeni. Ha? Kocam öldürülmesin diye anasına gideceğine bana gelmiş. Çok da doğru yapmışsın. Aferin sana. Bir de anası sevmeyi biliymiş de ben bilmiymişim. Bak sen hadi görelim bakalım nasıl seveyim. O küçük kızı bir şey istedi mi? Nasıl yapay mı yapmay mı görelim bakalım. Ne olacak? Ben 32 yıl nikahsız yaşamışım. Ne olacak? Anan da gitsin iki gün yaşasın bakalım nikahsız. Tamam ben annemle konuşurum. Ben sevdiğim adamı kaybetmemek için boşanıyorsam... annem de çok sevdiği kızı için bu söylediğinizi yapar. Dedini yaptı. Sana sözüm çok büyük. O Halil İbrahim'i öyle bir yaşatırım ki bak. Yaşar o Halil İbrahim. Eda Nur iyi mi? Onu görebilir miyim? Eda Nur şahane. Böyle küçücük narin bir kuş gibi altı kafesinde oturuyor. Sen hiç merak etme. Hadi yolun açık olsun. Güzel kız. Ablacığım. Leyla. Güzelim benim, iyi misin? İyiyim. Leyla'cığım iyi misin? Gerçekten seni çok merak ettim. İyiyim, iyiyim. İyiyiz biz. Eda Nur'u merak etme tamam mı? Ben onu korurum. Güzelim benim. Ya Leyla sen ne kadar laf anlatıyorsun. Tamer ne yapıyorsun? Ne yapıyorum Zeynep? Yok bir şey yapmıyorum. Ben sana demedim mi kızım bir daha dışarı çıkmayacaksın diye? Ha? Hı? Abla tamam. Abla tamam sen git. Ben ona yapacağımı biliyorum. Hadi Zeynep. Hadi git sen de hadi. Hadi Zeynep Hanım buyurun. Hadi hadi Selim hadi hadi hadi. Hadi. Seninle sonra görüşeceğiz Tamer. Tamam. Korkağın tekisin. İnsanları arkasından vuran korkağın tekisin sen. Öyle elini kolunu bağlatıp da öyle olmuyor o işler bak. Hadi elin kolunu bağlı değil. Bak zorlama beni bak vallahi. Lan! Sen ne laf anlamaz bir şeysin lan. Ya bu zaten bir şey yapmadım. Kes! Abi diyor bir de. Hem abi diyeceksin hem de karım olacak kadına el kaldıracaksın öyle mi? Ha? Öyle mi? Eğer bir kez daha yaparsan kollarını kırarım. Sonra ayaklarını kırarım. Eğer hala akıllanmamış olursan sıra kafana gelir Tamer. Anladın mı? Anladım Yavuz abi. Tamam. Yavuz! He? Ne oluyor lan burada? Yavuz ne yapıyorsun? Yeğenim de bu benim. Tamam la sakin ol. Benim de yeğenim. Ama haddini bilecek Levent. Büyüğünü tanıyacak. Hiç mi öğretmediniz ya? Kime el kalkar, kime el kalkmaz? Ne oldu çocuklar? Ne oldu oğlum? Bir şey yok Zuhal teyze. Kapıdan girerken düştüm, parmağımı kırdım herhalde.
Yavuz abim sağ olsun kaldırdı beni. Az dikkat et ya Tamer. Sağ ol abi. Levent, götür şunu kırıkçıya bir baksınlar parmağına. Hadi. Gel la. Seninle görüşeceğiz. Ben de bir damadımla konuşayım bakalım. Ha yok Asiye anne. Bizim Leyla ile konuşacaklarımız var. Sonra ben gideceğim. Ama seninle de sonra konuşuruz. Nasılsa önümüzde uzun yıllar var. Değil mi? Hı? Deli lan. Vallahi deli. Duru durağı yok bu adamın. Ne oldu deli yörük? Yoruldun mu? Lan manyak manyak konuşma. Aynı eğitimden geçiriz. Sen yorulmuyor musun? Sarsmaz bizi bu acılar. Bakma kafana. Çok sanamıyoruz da. Hadi git duşa gir. Sonra da dinlen. Bak yarın sorgu eğitimine girecekmişiz. Aa bak sorguda öttüremeyeceğim kimse yok söyleyeyim. Ya hadi oradan. Kendini ötme de. Ben ne öteceğim oğlum? Asıl sen ötme. Ben ne öteceğim ya? Ne biliyorum ki ne öteceğim? Şş, bana bak. Sana sır vermediler mi? Yo. Sana? Yo. İyi. Hadi git duşa. Leş gibi kokuyorsun. Kim? Hayatta ter kokmam. Oyalanma fazla. Hayda. Bir kitap keyfimiz var arkadaş. Lan inşallah sular da kesilmez ha. İkisine de sır verdim. Sırları söyletene kadar izin bunda. Konuşturamayana atarım buradan. Emredersiniz. Dayanırsın sen bu acılara hala. Dayanırsın. Kızım sen ne demeye Asiye'ye gidiyorsun da bir şey istiyorsun? Ha? Hani Asiye ile Yılmaz'ın ne alakası var? Fikret abim bana anlattı. Tamam dedim ben de telefon açtım. Gelecek Yılmaz'la konuşacağım. Anne Asiye ile Yılmaz işbirliği yapmış diyorum. Niye anlamıyorsun? Allah. Onun sayesinde kaçırdılar Halil İbrahim'i benim yanımdan. Yani Asiye her türlü kötülüğün içindedir de Yılmaz'la işbirliği yapacağını benim aklım almıyor. Benim de. Yok yok öyle. İkisinin de ortak noktası var tabii. Uzlaşırlar. Yani anne kusura bakma ama ikisi de Fikret düşmanı. Halil İbrahim Fikret'e kahvede destek çıkacak diye senin yeğenine yerini durumunu bildirmiş. Ayşe kızım, bilmem farkında mısın ama yine sen araya girmeye başladın. Kimin için giriyorum anne? Kocam için, senin oğlun için. Asiye sana ben Halil İbrahim'i aldım elimde mi dedi Zeynep? Dedi. Kocan Yılmaz'ın elinde. Eğer istediklerimi yaparsan öldürtmeden bıraktırırım dedi. Anlaşıldı. Derdi neymiş? Ne istiyor hanımefendi? Anne sen beni seviyorsun değil mi? O ne biçim soru kızım? Tabii ki seviyorum. Benim mutluluğum için her şeyi yapar mısın? Yaparım tabii kızım. Yapmaz mıyım? Şimdi gelsin zaten Yılmaz'la konuşacağım. Kızımın mutluluğu için sal bu çocuğu diyeceğim. Hani şimdi bilmiyorum ki onun da ortakları vardır ne bileyim belki başkası almıştır. Benim sözüm de gücüm de bir yere kadar be Zeynep'im. Sevgin nereye kadar anne ben onu merak ediyorum. Senin başka bir derdin var galiba ha? Söyle bakayım annene. Mesela Asiye bana sevdiğin adamın yaşaması için boşanmayı kabul eder misin diye sordu. Ben de tabii ki hayatta kalması için her şeyi yaparım dedim. E doğru demişsin. İnsan sevdiğini zarar görmesini istemez ki. Peki sen anne? Sen benim için babamdan boşanır mısın?
Anlamadım. Zeynep, teyzem mi istedi senden bunu sormanı? Asiye'nin ne istediğinin, ne söylediğinin bir önemi yok artık. Ben anneme bir soru soruyorum. Ben sevdiğim adamın hayatta kalması için ondan boşanmayı kabul ettim. Sen de kızın mahvolmasın, kahrolmasın diye babamdan boşanır mısın diyorum. Kızım, şimdi size, bu yeni nesile evlenmek, boşanmak çok kolay geliyor. Ama biz öyle değiliz. Biz boşanmak için evlenmedik. Hani babamı severek evlenmemiştin, ailen zorlamıştı. Ben Halil İbrahim'i severek evlendim anne. Ve onun yaşaması senin bir imzana bakıyor. Kızın için bunu yapmayacak mısın? Ben evet dedim diyelim. Peki babam benden boşanmak isteyecek mi? Belki o da istiyordur. Bunu hiç sordun mu? Zeynep, bana Asiye'nin ağzıyla sakın konuşma kızım. Ben senin kızın olarak konuşuyorum anne. Kimsenin ağzıyla konuşmuyorum. Sen bana geçen gün bahçede demedin mi ben senin mutluluğun için her şeyi yaparım diye? Yaparım kızım. Ben senin mutluluğun için her şeyi yaparım. Ama bu benim yapabileceğim bir şey değil Zeynep. Peki anne. Zeynep dur. Bir insanlar duyduklarını hazmetsin önce. Gerek yok Elif. Gerek yok. Hayır, işin kötüsü ne biliyor musun? Asiye haklı çıktı. Nedim'e sevgiden ne anlar? Ben bir ömür nikahsız yaşadım ama o bir gün bile yaşayamaz. Senin mutluluğun için bile yaşayamaz demişti. Haklıymış. Gördün mü şu Asiye yılanını? Nasılsın? Sen nasılsın asıl? Ben çok hastayım. Çok hastayım, üşütmüşüm. Sen kafayı üşütmüşsün Asiye. Ne demek öyle ya? Nedime ile Rızvan boşanırsa ben de Halil İbrahim'i bıraktırırım. Bak biz seninle bir anlaşma yapmıştık. 32 küsür yıl önce, hatırladın mı? Bak güzel, küsürü hatırlıyorsun artık. Güzel. O iş iyi oldu bak. Sana bir şey söylüyorum Asiye. Ben anlaşma falan bozmuyorum. Ben bugüne kadar senden bir şey istedim mi? Git karını boşa, beni al dedim mi? Ha? Kızı geldi bana yalvardı, ben de eli boş dönmesin diye bir şey söyledim işte. Kim sana o neydi, o Nedim'e? O Nedim'e mi yetiştirdi hemen? Nesim söyledi, Nesim'den duydum. Nesim, bu kadınlar bayılıyorlar kocalarına. Durmadan her dedikoduyu onlara götürüyorlar. Biraz da sen bayılsan kocana ya, ben de başkalarından duymasam. Ben sana bir iyilik yapıyorum, sen buraya gelip beni tersliyorsun. Ha, bir iyilik yaptın da ben mi fark etmedim acaba ya? Evet yaptım. O Nedime'nin yaptığı ne? Seni erken yaşta böyle emekli ettiği, bir köşelere attığı, koskoca aslan gibi erkeğim benim, tecrübeli, her şeyin hazır, sen niye bir köşeye çekiliyorsun, çoluk çocuğun palyaçosu olacaksın? Neden? Ben de gittim, kendi ellerimle o Halil İbrahim'i Yılmaz'a verdim. Sen şimdi hükmünü sür bakalım, devam et. Sen benim emekli olacağıma inandın mı Asiye? Ben sana inanıyorum çünkü sen benim erkeğimsin. Anladın mı? Yoksa başka bir planın mı var? Benim her zaman başka bir planım vardır Asiye. İşte zaten beni en üzen şeylerden biri de bu. Eskiden ne kadar güzel el ele otururduk, anlatırdın, paylaşırdın, ben akıl verirdim. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Tamam da o zaman arkamdan iş çevirmezdin. Ya Yılmaz'la birlik olmak ne demek Asiye? Ben seni korumak için yaptım. Kim kimi vurursa onunla birlik oldum.
Ya Halil İbrahim Yılmaz'ı yiyecekti ya Yılmaz Halil İbrahim'i yiyecekti. Halil İbrahim'i Yılmaz'a yedirdiğin yerde Yılmaz'ı nasıl yiyeceksin Asiye? Ha? Planlarımı bozuyorsun, planlarımı. Planlarını bozmayırım. O Yılmaz'a bu avucunun içine oturtacağım. Sen biraz anlat bakalım. Neymiş o planların? Gel biraz yanıma. Hakikaten annene babamdan boşanır mısın diye mi sordun Zeynep? Sordum Fatma anne. Sen kızının mutluluğu için her şeyi yapmaz mıydın? O nasıl soru? Boşanmak ne? Keşke o yaşasaydı da ben ölseydim. Benim annem öyle demedi işte. Babandan boşanmam dedi. Asıl Asiye senden bunu nasıl isteyebildi kızım? Bu kadının derdi ne? Biri mutlu olacaksa onun sayesinde olsun. Biri üzülecekse onun yüzünden olsun. Asiye'nin derdi bu. Peki Zeynep, sen sevdiğin ölecek diye yalvarırken, Asiye'nin karşısında kıvranırken Eda Nur ne yaptı? Gelip izledi mi? Eda Nur yoktu Temel. Neredeymiş ki? Halil İbrahim ölecek ya göğe. Rahat rahat düğün yaparlar diye alışverişe çıkmışlardır. Temel, şimdi konumuz bu mu oğlum? Doğru baba, doğru. Konumuz bu değil. Doğru. O Asiye bir şey mi yapmış Eda Nur'a? Eda Nur'a bir şey mi yapmış derken? Zeynep, artık saklamanın bir manası yoktu. Neyi saklamanın? Ben sana sonra anlatacağım Turan. Turan, Sema sana anlatınca sonra sen de bana anlat. Tamam. Sen de gider Temel'e anlatırsın. Temel de karısının hain olmadığını öğrenince gider kapılarına dayanır, kendini öldürtür. Nasıl yani? Eda Nur bizi satmamış mı? Satmamış Turan. Biz bugüne kadar onun yardımları sayesinde ayakta kalmışız. Dayı, kurban olayım biz bunu Temel'e söyleyelim. Gitsin kendini öldürecekse öldürsün. Yeter ki dertten tasadan ölmesin de. Tövbe de. Arkadaşlar lütfen. Bakın ben bir söz verdim. Madem buraya kadar geldi konu, sizden rica ediyorum kimse o eve temas etmesin. Eda Nur'un hayatını tehlikeye atmış oluruz. Kız kardeşim bir şekilde sahip çıkıyor ona orada. Zeynep, el kadar kız kendini kollayamamış. Eda Nur'u nasıl kollayacak o evde? Merve, sen gel. Zeynep, şimdi de bana. Bu Yılmaz sizin eve gidecekmiş. Oradan çıkışta Şota bizi arasa, biz de gidip onu alsak. Ben Şota'ya sordum bile Derviş dayı. Yılmaz'ın arabasını patlattığımızdan beri plakası olmayan minibüslerle geziyormuş izini süremeyelim diye. O ne demek Zeynep? Yani 3-4 tane minibüs varmış. Çıktığında bir tanesine biniyormuş ama her biri farklı yöne hareket ediyormuş. Nasıl takip edeceğiz dedi. E biz de hepsini takip edelim. Ha. Onlar da fark etsin. Halil İbrahim'i öldürsünler. Aynısı. Of. Allah'ım biz ne yapacağız ya? Fikret. Canım. Sana bir şey diyeceğim ama kızma. Kötü bir şey değilse niye kızayım Ayşe? Levent'le konuştum. Ne konuşuyorsun o boş beleşle ya? Ya öyle deme. Onun da rahatsız olduğu çok şey var.
O zaten rahatsız da. Ne diyor? Ben Fikret abimin yanında olurum. Ne diyorsa, nasıl diyorsa öyle yaparım. Yeter ki aileleri yönetme konusunda geri adım atmasın diyor. Levent. Vallahi billahi. Teyzen söyletiyordur ona bunları. O beni Tonga'ya düşürmenin peşindedir kesin. İşte kızma dediğim yer orası. Yani teyzemin konuyla alakası yok. Ben konuşup doldurdum Levent'i. Böyle davranırsan kocam seni destekler, sen de babamın yerine geçersin dedim. Şimdi Ayşe, ben babanla da pek geçinemem ama. Bir baban var, bir Levent var. İkisini aynı kefeye nasıl koyuyorsun anlamadım ben. Babamı yönetemezsin. Ama Levent'i yönetirsin. Annem de benim gibi düşünüyor. Peki, baban niye kabul edecek böyle bir şeyi? Senin baban niye kabul ettiyse o yüzden. Yılmaz'la karşı karşıya gelmek istemiyorlar. İkimiz de gayet iyi biliyoruz ki Rızvan babam geri çekilme konusunda çok da gönüllü değil. Doğru. Halil İbrahim'i ele geçirdiklerinden beri babamla bir kıvırıyor zaten. Da bu saatten sonra Levent'in bizim yanımızda olmasının bir önemi yok. Kocam. Kimsenin sana bir şey bırakmasına ihtiyacım yok. Sen sadece sana ait olanı al, yeter. Bırak insanlar seninle yürümek istiyorsa yürüsünler. Halil İbrahim yaşasa da, ölse de sen yoluna devam et. Nerede o? Gölün orada. Çağırayım mı? Gelsin. Abim. Geliyorum. Beni kırmadığın için çok teşekkür ederim hayatım. Ya burası ne kadar güzel bir göl ya. Sessiz, huzurlu. Burnumuzun dibinde böyle bir güzellik var, tadını çıkarmıyoruz. Hoş geldin Levent. Benimle konuşmak istemişsin. İstedim Fikret. Abi. Abi mi? Siz konuşun, bir şeye ihtiyacınız olursa beni ararsınız. Farkındaysan Fikret abi dedim. Aramızdaki buzları eritip yeni bir başlangıç yapmak için. Tamam. Bazı hatalarım oldu, yanlışlarım oldu. Şımarıklıklarım oldu, kafam gitti geldi. Ama var ya, sen gerçek Levent'i tanısan taparsın ha. Tapmam da. Kimmiş, nasıl bir şeymiş şu gerçek Levent? Dinlemeye değer. Anlatayım. Şimdi benim bu Zeynep'le evlenme olayım olmadan önce ben sana bir saygısızlık ettim mi daha? Abiden gayrı laf ettim mi ben sana? Etmedin Allah için. Etmedim. Etmem de. Hiyerarşiye inanırım, savunurum ben bunu. Malum. Babam Nesim Kulpa. Babalar ve oğulları. En iyi sen anlarsın beni. Babam beni sevsin diye, takdir etsin diye ben Zeynep'le evlenmeyi kabul ettim. Yoksa benim öyle Zeynep diye bir takıntım yoktu da. He hala var yani. Yok. Yok ya. Yok bana ne? Evli barklı kadın. Benim için bitti o mevzu. Kapanmıştır. Zaten biz bu konuda seninle biraz farklıyız.
Yani şimdi söyleyeceğim ayıp olacak ama yani tutamam ki içimde. Ben suratsız kadından oldum olası haz etmem, sevmem ya. Yani Allah affetsin. Bacıma senden başka kimse de katlanamazdı daha. Yani Zeynep ne? Zeynep de aynısının sarısı. Ben böyle daha çok hani Bulgar severim, Roman severim. Moldovyalıya bayılırım ya. Böyle hani Karadeniz'in bizden uzak kıyılarına hastayım ya ben. Levent uzatma da. Hakikaten biz buraya nereden geldik ya? Haklısın. Bak, sana şimdi bir şey soracağım. Bana dürüstçe cevap ver. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun da. Sor. Ali Kemal'le Cingöz'e sen de sıktın mı? Beni bu plana teyzem dahil etti. Ben bu çocukları aldım. İşte amacım bunları birazcık korkutup, bağırıp, çağırıp, iki tokatlayıp, ondan sonra da Tamer'le Leyla'yı öldürdüğümü söyleyip bunları yurt dışına göndermekti. Ta ki, ah Tamer'im, o senin kardeşin psikopatlaşıp 14'lükle kafalarına sıkana kadar. Şok oldum. Özellikle o Leyla'nın gözünün önünde olması benim psikolojimi iyice bozdu. Yani bu emrin arkasında babam yoktu, öyle mi? Baban geldi. Teyzeme bağırdı, çağırdı, sonra bizi çağırdı. Ha. Özellikle dedi ki, kimseye bir şey söylemeyin. Eğer soran olursa, benim emrettiğimi söyleyin dedi. Anladım. Şimdi sana teklifim şu. Eğer arkamdan iş çevirmeyeceksen, o kadınların planlarına dahil olmayacaksan, biz seninle bir yol yürürüz. Ama ilk hatağında, yani ihanetinde, seni şu gölde boğarım Levent, haberin olsun. Bu gölde mi? Ciddiyim. Tamam da ben de ciddiyim. Ben de ciddiyim. Merak etme. Tamam. Herhangi bir yanlış olmayacak. Söz veriyorum. Ama benim de bir takım şartlarım var. Hı. Bağımsızlık isterim. Ben öyle emir al, talimat al adamı hiç değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Eğer yol yürüyeceksek birlikte, ben de kendi işlerimle bağımsızlık isterim. Tam bağımsızlık ama. Benim aleyhime bir iş yapmadığın sürece özgürlük senin. Tabii babanın da rızası olması kaydıyla. Tamam ya, o iş bende. Bende diyorsun. Bak sonradan ayağımıza dolanmasın. Ya o iş bende diyorum Fikret. Abi diyorum. Deme. Deme Fikret, yeterli. Ağzına da yakışmıyor zaten. Piko. Tamam da tamam ya, Allah Allah. Ya bu kadar gergin olma ya. Rahatla biraz. Rahatla demişken, şimdi bazen daralırsın, tamam mı? Uçmak, kaçmak istersin. Anlaşıldı da. Ya vahşeden uzaklaşmak istersin. Ki hakkındır. Benim ağzım sıkıdır, kimseye bir şey söylemem. Levent, madem ağzın sıkı, kapı o çeneni. Tamam da ne bağırıyorsun? Ya özgürlüğüme kavuştum diye ben de sana bir favor yapmak istedim. Daha o kadar. Duydum ki Nesim, sen de Fikret'in yanındayım demişsin. Bakın ben Yılmaz'ın babasına saygı duyarım. Bu bölgenin en güçlü adamlarından biridir. Yıllardır dünyanın her yerine ticaret yapar. Ama Martenler
acımasız bir ailedir. Onlar için senin oğlunun, benim oğlumun hiçbir önemi yoktur. Kendi ticaretleri için herkesin hayatıyla oynarlar. Neticede Fikret bizim çocuğumuz. Damadım olmasının haricinde bir şey söylüyorum. Yarın bir gün evlatlarımızı harcamayacak, bizi yarı yolda bırakmayacak. Verdiği sözü tutacak bir adamdır Fikret. Allah için öyle. Arada sırada kızarım Fikret'e de. Yanlış bir iş yaptığını da pek görmedim. Yeğenim olmasının dışında biraz huysuz dediğim dedik bir çocuktur ama... bizi de Martenlerin şehrinden uzak tutar. Neticede onların da yeğeni. Yılmaz, ben iş konusunda kimseyi tanımam diyor ama Nedim'e söz konusu olunca mecbur geri adım atacak. Benim tek çekincem Asiye. Zuhal, bak kardeşin diye söyleyemiyorum. Ama hem Rızvan'la evlisin, hem onun oğluna düşmansın, hem yeğeniyle işbirliği içindesin. Eğer bu konuda Fikret'in yanında olursak Asiye bizi herkese düşman eder, söyleyeyim. Asiye bu vallahi, eder mi eder. Hele de Halil İbrahim ölürse siz o zaman görün Yılmaz Asiye ittifakını. Ya Fikret torunlarımın babası diyorum. Yok efendim, o Nedime'nin torunları diyor. E takıntılı. Benim bacım takıntılı. Ben ne yapayım? Nesin? Ben bu Rızvan'ın bir varım bir yokum demesinde bir Çapanoğlu var diye düşünüyorum. Kesin vardır. Rızvan bu. Herkesi ayrı tartar. Ama en çok da Fikret'i. O biliyordur babasının ne işler çevirdiğini. Zuhal, akşam Fikret'le Ayşe bize yemeğe gelsinler. Kızınla bir konuş. Bakalım Fikret bize nasıl bir gelecek vaat ediyor. Yani bize derken çocuklarımıza. Halil İbrahim'in öldüğü yerde oyun yeniden kurulacak madem. Bakalım nasıl kurulacak? Elektrik özelleşti. Devlete verdiğiniz zararın farkında mısınız? 16 saattir tek kelime konuşmadılar komutanım. Mecbur kaldık. İsimlerini de söylemediler. Hiç kimse izliyorlar. Çıkın dışarı. Çıksın herkes dışarı. Çıkın! Oğlum siz manyak mısınız lan? Ha? İşkencede konuşmayacak adam yoktur. Ne konuşacağını bilen adam vardır. Size işkence eden adama bir şey söylemezseniz ölürsünüz. Ölmemek için yanlış da olsa bir şeyler söyleyeceksiniz. Zaman kazanacaksınız. Hangi kulağını tercih edersin? Sağ kulak mı, sol kulak mı? Konuşacağım. Ne? Konuşacağım. Ha şöyle. Su. Su getir. Madem söyleyecektin, bizi bu saate kadar niye yordun? Şu haline bak. Tanınmaz hale geldi.
Kaldırın şunu. İçtin suyunu, anlat. Seni dinliyoruz. Yılmaz'a konuşacağım. Yok öyle Yılmaz'a konuşmak. Buraya kadar boşu boşuna Yılmaz Marten Bey'i getirtemeyiz. Önce bir şeyler söyle, ona göre çağıralım. El koyduğum malların yerini söylerim. İşte bu. Aslan, aslan. Sen anlatmaya başla, biz çağırırız. Anlat bakalım. Sivri burnu biliyor musun? Oraya geçtikten sonra bir kilometre ileride kalmışım. Gel biraz masaj yapayım o küçük ellerine. Acıyor azıcık. Acımaz. Anne. Şimdi babam Fikret abime bıraktı mı işleri? Yani ben ne yapayım? Nasıl bir konum alayım burada? Ben sana konumu göstereceğim. Senin konumu burası. Ananın dizinin dibi. Anladın mı? Buradan da ayrılmayacaksın. Anne ciddi ciddi bir şey soruyorum ya. Allah uşağım benim. Ne? O Reşit yediğin hatları öğrenmiş. Yavuz gibi yapmaz öyle parmağını kafanı kırmaz ki direkt gelir sıkar gider. Anne bu Yavuz konusunda da Leyla'yı vermekten vaz mı geçsin acaba bunu? Nergis'le aramı bozacağım ha? Sen anlamadığın işlere karışma. Hayırdır kahveci Yusuf? Yolunu mu şaşırdın? Ne işin var senin burada? Asiye Hanım'la bir konuşmak istiyoruz da. Sen bir gidip söylesene. Hanımıyla beraber gelmişler diye. He. Konu ne? Sana ne lan? Ne deniyorsa onu yap. Git bir sor. Görüşecekse görüşelim, görüşmeyecekse gidelim. Bana bak. Hanımını almışsın gelmişsin burada ters düz konuşuyorsun. Çok farklı konuşurum seninle ha. Tamam evladım git bir sor. Belli ki önemli bir iş için geldik. Kabul etmezse hanımı an çeker gideriz. Asiye Hanım, bu kahveci Yusuf var. Eda Nur'un kayınpederi. Karısını almış gelmiş kapıda. Ne diye gelmiş? Anne ben bir gidip konuşayım onları öğren. Sen nereye gidiyorsun gel buraya? Sen burada. Göndereyim mi? Gönderme nereye göndereceğim? Ben merak ediyorum öbür tarafı zaten. Ne yapıyorlar, ne yapmıyorlar? Kim alay? Ne kadar alay? Bir öğreniriz bakalım haberlerini. Gönder içeri. Emredersiniz Asiye Hanım. Ha Selim. Gelirken çantalarını bilmem nelerini kontrol et de silah bile olmasın. Tabii Tamer Bey, tabii. Sen benim uşağım anasını mı koruyorsun? benim fındık suratlı. Ya Allah. Asiye Hanım bir konuşmak isteriz. Hoş geldiniz. Oturun, oturun. Oturun. Biraz hastayım da. Çay yapamayacağım size. Ne oldu? Asiye Hanım. Biz Eda Nur'u almaya geldik. Nereye? Yanımızda götürmeye. Sebep? Bizim bir sebebimiz var. Kız bizim gelinimiz. Yani bizim de kızımız. Sizi de anlıyoruz. Kız yüklü. Kaybettiğiniz oğlunuzdan talihsiz bir şekilde.
Ama bundan sonrası artık eziyet etmeye, işkence çektirmeye girer Asiyan. Torununuz doğana kadar biz kızımızı el üstünde tutarız. Bebek doğduktan sonra da siz artık kendi aranızda bir orta yolu bulursunuz. Siz istemezseniz de biz kendi torunumuz gibi bakarız. Çok güzel konuştunuz da ben nereden bileceğim? Ha? O kızı hastaneye götürüp benim torunumu aldırmayacağınızı ben nereden bileceğim? Ben meraklı mıyım bir haini evde beslemeye? Asiye Hanım, biz sözünü tutan insanlarız. Bak bu çok güzel bir laf. Söz nedir? Hiçbir şeye olmayan insanların verdiği şeydir o söz. Anladınız mı? Bu saatten sonra ben kimseye güvenmem. Güvenmiyorum. Biz güzellikle geldik. Kızımız bir gelsin konuşalım. Gelmek istemezse zorla götürecek değiliz. Ama yarın bir gün biz de jandarmaya gideriz. Kızı zorla alıkoyuyorlar, eziyet ediyorlar deriz. Sonra siz zora düşersiniz. Anne. Diyorsun. O zaman ben gideyim Eda Nur'a. Güzelce anlatayım, söyleyeyim. Kızcağız da buraya gelsin. Gerçekten ne istiyorsa, ne yapmak istiyorsa onu yapsın. Hem yani düşürmek istese çocuğunu gelir burada merdivenden düşer, başka bir şey yapar. Ayrıca zorla hastaneye götürecek halleri de yok kızım. Damer. Git getir onu. Öyle ters yüz konuşma sakın. Güzel güzel konuş. Güzel böyle gelsin buraya, gerçek duygularını aktarsın. Ben insan psikolojisine çok önem veririm. Her zaman. Hadi. Halil İbrahim'le ilgili ne karar aldınız? Ne kararı? Adamı nereye gömeceksiniz? Hayır. Karısının yanına, Yasemin'in yanına mı yoksa anne babası ortasına belki gömersiniz, bilemedim ki. Düşündünüz mü? Yanlış bir şey mi dedim? Eğer ki içeride ben de sizinle geleceğim dersen... Bak, sen bu kapıdan çıktığın anda... Senin o koruyucu meleğin Leyla var ya... Onu bu evin bahçesine gömerim Eda Nur. Gömmezsem adım Tamer değil. Yaparsın. Onu da yaparsın sen. Senden her şey beklenir. Yok Eda Nur. Asıl senden her şey beklenir. Dediğimi dinle, tamam mı? Kızım. Kızım iyi misin? İyiyim. Eda Nur. Bir konuşun bakalım, sen nasıl istersin? Burada mı doğurmak istersin Tarık'ımı? Olay yanına mı gitmek istersin? Sen karar ver. Senin psikolojin. Bana güzel güzel oturun. Oturun rahat rahat, ben yokmuş gibi konuşun. Evinizdeki gibi, haydi. Yeter çektin kızım, hadi gidelim. Bak, hepimiz senin güzel kalbini de biliyoruz. Ne yapmak istediğini de anlıyoruz. Ben gelemem baba. Kızım yapma. Her şey anlaşıldı zaten. Bunlar seni bu eve gelin etmek, ağırlamak peşinde değiller. Asiye torun istiyor. Bizim bebeği zorla aldıracağımızı düşünüyor, ondan tedirgin. Bak, biz senin her halinden razıyız. Gel bizimle. Oğlumla tekrar evlenmeyeceksen de gel. Sen bizim kızımızsın. Siz de benim babamsınız. Anamsınız. Ama beni anlayın. Ne olur. Ben burada olmazsam eğer... bu kadının kaybedeceği hiçbir şey kalmaz.
Halil İbrahim öldüğü dakika Zeynep'e bir şey olursa, sizden birine bir şey olursa... kendimle beraber torununu da öldürürüm. Görürüm orada o Tarık'ını öbür tarafta. Düzgün konuş. Kızım, anne. Anne bu kadar. Ben buradayım. Madem bunlar bu kadar kötü ve ben de bu kötülere hiçbir şey yapamıyorum, o zaman ben de kendime yaparım. Benim onlara yapabileceğim en büyük kötülük bu. Sakın kızım, sakın. Basla çay poğaça. Vereyim mi? Ha? İster misiniz? Çıksın çay. Reşit. Ben de seni görmek istiyordum. Her şey son konuştuğumuz gibi değil mi? Öyle Yılmaz Bey. Nusret sana oğullarının nerede gömülü olduğunu söyleyecek. Sen de uygun bir şekilde aile kabristanına defnedersin. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. Unutmayacağını biliyorum Reşit. Unutkan bir adam olmadığını biliyorum. Geldim en nebur. Şeytan diyor, sık kafasına. Ama sonrası nasıl olacak? Bazı şeyleri yapmama sebebiniz babamla senin. Bizden sonrası nasıl olacak diye mi düşünmeniz? Anlamadım Elif. Annemle bana zarar verecekler diye, çocuklarımıza zarar verecekler diye mi bunca şeyi bizden saklıyorsunuz diyorum. Yani pek bir şey saklamıyoruz aslında. Sadece söyleyemiyoruz Elif. Dilimiz varmıyor. Gönlümüz varmıyor. Bak, sen de bilirsin. Benim sana yalanım olmaz. Fikret Bey dur dedi. Ben de duruyorum. Ama vakti zamanı gelene kadar. Artık bir şey yapacaksanız yapın. Yoksa gerçekten ben yapacağım. Damat, yürü gidiyoruz. Hayırdır baba? Nereye gidiyoruz? Kazmaköy'e kal. Arabanın bagajını at. Çocukların yerini öğrendim. Yılmaz'dan mı öğrendin? Evet. Ne karşılığında bu bilgiyi verdi ki baba? O söyleyene kadar kimseye sıkmamam karşılığında. Herife bak be. Kimin öleceğini bile sıraya koyuyor. Hadi evlat, hadi. Sağ ol. Bu Zeynep'in süt kardeşimine niye öyle ters ters bakıyor bana? Haklı. Zeynep geldi bugün. Besti savurdu, demediğini bırakmadı. Halil İbrahim senin aldığını söylüyor. Bu da tabii süt kardeşi. Ona inanıyor. Dediğim gibi Halil İbrahim'i ben almadım. Ve yine dediğim gibi hesap vermemiz gereken bir sürü ortağımız var. Ben sana dedim.
Fikret'in arkasında dururum. Onu başkalarından korurum. Ama kızın dul kalır. Söyledim sana. Beni sen koruyorsun. Öyle mi Yılmaz? O yüzden koşa koşa kahveye geldin. Halil İbrahim öldü, başın sağ olsun dedin ha? Halil İbrahim'i ben öldürdüm demedim. Duyduklarımı ilettim. Kahveye gelme sebebim de belli ki enişten bilmiyor. Senin üç ailenin, ki onlar bizim düşmanımız olur. Büyükleriyle buluşmana engel olmak içindi. Hangi aileler bunlar? Melaslar. Sarmatlar. Kareller. Doğru mu bu Fikret? Doğru. Görüşecektim. Oğlum senin onlarla ne işin olur? Anne. Babam işi bıraktı. Ben de tek şartla bunu üstlendim. İşime karışılmaması şartıyla, değil mi? Sen de mi ekleseydim o maddeye? Yok oğlum, ondan değil yani, işine karışmak için değil ama onlar, o aileler bizi hiç sevmezler. Düşman gibiyiz biz onlarla. İşte ben de bu düşmanlıkları bitirmek istedim ta ki aramızdaki düşman ortaya çıkıp her şeyi berbat edene kadar. Fikret. Yani gene de bize danışmalıydın oğlum. Geçmişte onlarla aramızda husumet var. Bu husumetleri bitirmeye çalışıyorum ben de baba. Gerçi Yılmaz buralardan gitse ortada husumet diye bir şey kalmaz. Hatta mümkünse Halil İbrahim'i de serbest bıraktırarak. Hani o almamış ya onu. E almadım diyor işte oğlum. Alsa bizden mi saklayacak, bizden mi çekinecek? Hem niyeti ne olabilir ki? Hadi diyelim ki aldı. E niye öldürmedi o zaman? Yemedi anne, yemedi. Zeynep'in yanında sıkmaya yemedi. Senin yüzünden, babamın yüzünden, benim yüzümden, kısacası ittifaklarını kaybetmek istemedi. Tek mesele Halil İbrahim de değil. Halkı direkt karşısına almamak için tuzak kurdu. Ya sen Halil İbrahim'i gözünde ne kadar büyütmüşsün ya? Hayır, bazen düşünüyorum. Acaba Fikret Halil İbrahim'i kıskanıyor mu diye. Hani Halil İbrahim sokakta seviliyor ya. Mesela eniştem hiç kimse sevmez. Ya sanki seni çok severler değil mi Yılmaz? Beni de hiç kimse sevmez. Ben sevilmeyi istemiyorum ama. Ben istiyorum. Sevmeyi de sevilmeyi de istiyorum. Benim kocam öyledir. İnsanları sever. Öyle büyüttüm, öyle yetiştirdim ben oğlumu. Hakkıdır da. Bırakın istediği gibi yönetsin. Yeter ki zaaflarına karşı durmayı bilsin. O ne demek, ne değil mi? İşiyle dostlarını, arkadaşlarını ayırmayı bilsin. Biz büyüklerimizden böyle gördük, böyle öğrendik. Yani Halil İbrahim ölünce şimdi Fikret yeni Halil İbrahim mi olacak? Hı? Halkın dostu, fakirin fukaranın koruyucusu, bütün değişlerin patronu. Ay. Ben kimsenin ne eskisi ne de yenisiyim. Ha. Babam bu saatten sonra çıkıp ben vazgeçtim. Halil İbrahim de öldü. Aileyi yine ben yöneteceğim de dese. Sen hala ortaklarım izin vermiyor. Ben oğlumu daha fazla destekleyemiyorum da desen. Ben girdiğim yoldan geri dönmem. Haberiniz olsun. Yani Yılmaz abi, ailem kocamı destekliyor. Eğer karşımızda olacaksan hepimizin karşısında olacaksın. Evet.
Hazır böyle baş başa kalmışken Yılmaz, Halil İbrahim'i öldürecek misin? Tabii ki öldüreceğim. Ben bir şeyler hazırlayayım. Hiç zahmet etme hala, ben çıkacağım. Yok yok, siz oturun, iş konuşmaya devam edin. Fikret'in alerjisi olan işleri onun arkasından nasıl planlayacaksınız? İyice bir hesaplayın. Ben mutfaktayım. Vallahi enişte, seni çok eleştiririm. Hiç de sevmem, bilirsin. Ama bugün Halil İbrahim elimdeyse, Asiye sayesinde. Şimdi bakıyorum da, hep güçlü kadınlarla ayakta kalmışsın. Akıllı adamsın vallahi. Ya. Gel Nusret. Konuşacakmış Yılmaz Bey, sizi istemiş. Tekrar hadi, gidelim. Enişte. Damadına son bir sözün var mı? Aslanı yaralı bırakma Yılmaz. Hazır eline geçirmişken oyun oynama, kendini parçalatma. Aslan be Halil İbrahim diyorsun ha. Evet. Yazık oldu. Aslan gibi çocuktu. Oğullarımı son kez görseydim, niye beklemedin beni Reşit? Son gördüğün haliyle kalsınlar istedim hanım. Oğullarıma bunu yapanlara, kim olursa olsun, daha kötüsünü yapacağına söz ver. Yapacağım hanım. Yapacağım. Söz hanım. Sen de söz ver. Söz hanım. Bunların hepsinden Nedim Hanım'ın haberi var. Ve bize hiçbir şey olmamış gibi oynuyor, öyle mi?
Bediva'nın bu oyunu yıllardır oynar kızım. Yıllardır ben de bir oyun oynuyorum. Ama ailemin kötülüğüne, yaşadığım evde kimsenin kötülüğüne değil. De. Bugüne kadar. Bundan sonra bu ölümün içinde kim varsa ben de onun ölümünün içinde olacağım. Dursun amca. Aramızda bazen gerginlikler oluyor. Ama bilirsin ki ben sana hiç saygısızlık yapmadım. Ha, ters çıkmışımdır. Özellikle Yılmaz'la yaptığın işi öğrenince. Belli ki mecbur kalmışsın. Ama sen de bombayı aldın, kucağımıza bıraktın, çekildin geri. Ne yapsaydın Fikret? Nasıl başa çıkacaktın dayının oğluyla? He? Babandan gizli iş yapmak mecburiyetinde bıraktılar beni, düşünsene. Yalnız o da değil. Dayım bizzat aradı. Yılmaz ne diyorsa onu yapacaksın dedi. İşte ben de onu diyorum amca. Daha önce konuşsaydık iş bu raddelere gelmezdi. Belki de gelmesi iyi oldu Fikret. İş bu noktalara gelmese Rızvan abinin ben her şeyimi oğluma bırakıyorum demesi mümkün müydü sence? Çok haklısın Nergis yenge. Asla demezdi. Rızvan babam ömrü uzun olsun. Ölse bile Fikret'in işlerine karışır gibi geliyordu bana. Tamam Fikret abi, ne diyorsun peki? Yani Rızvan amca bu saatten sonra işlere karışmayacak mı? Karışmayacak Yavuz. Karışırsa karşılığını görecek. Ben bunu çok net bir şekilde söyledim. Ben isterim ki biz büyüklerimizin tecrübesinden yararlanalım. Onlara rağmen bir şey yapmayalım. Ama Dursun amcam seni ezerse, kayınpederim seni ezerse, babam beni ezmeye kalkarsa ben ne anladım bu güçten? Ailemizin geleceğinden. Ailemizin geleceği demişken Leyla'nın Yavuz'la evlenmesi kuzen olmanızın yanında sizi daha güçlü, daha yakın bir hale getiriyor. Bu yüzden oğlumun yanındaki pozisyonunun ne olacağını bilmek isterim Fikret. Açık konuşayım. Yavuz'un ters bir tarafı var. Fazla fevri. Ben o tarafıyla geçinemem. Dedim bugüne kadar. Ama bugün bir şey duydum. Ayşe anlattı. Yavuz Asiye Hanım'ın evine gitmiş ve kardeşim Tamer'in parmaklarını kırmış. Leyla'ya el kaldırdı diye. Bunu da duyunca Yavuz'un o ters tarafından haz etmemek mümkün değil artık. Çünkü benim için en önemli şey aile ve kadınlarımıza gösterdiğimiz saygıdır. Eyvallah abi. Tersim ters. Cins cins hareketlerim de var. Tamam. Ama benden sana zarar gelmez. Ha, aile konusuna gelince. Seninle aynı yerdeyiz. Önce onlar gelir. Eyvallah Yavuz'um. O zaman Fikret, evlatlarımız tüm işlerimizi birlikte yürütecekse gücümüze güç katarız. Yalnız demin söylediğim bir şey benim için mühim. Tecrübeden faydalanmak. Dursun amca. Her şey açık olduktan sonra, kimse kimsenin arkasından iş çevirmedikten sonra ben düşmanımızın tecrübesine bile talibim.
Buraya geleceklerine emin misiniz? Yılmaz illa ki Halil İbrahim'in çöktüğü malların yerini soracaktır. O da bir yerde sökülecektir. Sökülürse öldürmezler mi onu? İyi başçavuşum. Biz de Halil İbrahim'in ölüsünü, Yılmaz'ın da dirisini alır geliriz ha? Yeter ki adamlar gelsin buraya. Bak dürümün arasına etim alıp iş tatlısını koyun. Kardeşim, eğitim kampında mıyız, işkence kampında mıyız? Düştük bir deli binbaşının eline, anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdi. Hayır, biz düşman askerimiz ya. Elektrik vermek ne ya? Madem o kadar aklım vardı, burada ne işin var deli yörük? Oğlum sen de zevk alıyorsun ha, biri bana eziyet etsin, işkence etsin. Sen de bir of de be kardeşim. Girdiğimiz yolu biliyoruz kardeşim. Çıkışımız yok. Nereye çıkışımız yok? 44 kişi girdik, 12 kişi kaldık. Vallahi kardeşim, buradan iki kişi sağ çıkacak. Biri sen, biri ben. Vazgeçmek yok ha. Beni yarı yolda bırakma. Vallahi kardeşim, ben bu Mecnun binbaşıya tahammül edemiyorum. Ya sen olmazsan ben çoktan bırakmıştım. Neye karar verdiniz? Tamam mı, devam mı? Devam komutanım. Oğlum sizin hiç mi uslanmanız yok lan? Ha? İkinizde de zehir gibi beyin var. Gidin kurmay olun. Karargâhta görev yapın. Paşa olun. Ha? Oğlum bu işin bir emekliliği yok ha. Öyle şehitlikten başka da bir ikramiye olmayacak. O bize yeter komutanım. O zaman ne konuşup duruyorsun lan? Mecnun binbaşı yok beni ezdi. Benim burada ne işim var diye. Ağlanacak yer değil burası. Git ananın kucağında ağla. Bir anam yok komutanım. Baban da olur. Babam da yok komutanım. Heh. Bu yüzden seviyorum sizi. Ben buraya anası babası olan şımarık çocukları eğitmek için gelmedim. Biraz toparlanın. Üstünüzü başınızı değiştirin. Dinlenin. 10 dakika sonra bahçeye gelin. Hepsini 10 dakikada mı yapalım komutanım? Tamam, 5 olsun. Haloçen, lan oğlum bir sus ya. Adam deli lan, deli. Deliyle oyun olur mu? Ya sen sus, sen sus. Kapıda. 4 dakika kaldı. 4 dakika, niye hazırlanacağız? Alın banka, oturun şöyle. Otur. Dört kişi kaldınız. 8 arkadaşınız gevşek çıktı. Konuştu. Anlıyorum onları, anlıyorum. Onların da bir hayalleri var belki, değil mi? Geleceğe dair umutları var belli. Yoksa insan onlara verdiğimiz sırları niye söyler ki iki kötekte? Komutanım, siz bu eğitimden geçtiniz mi? Geçmedim. Zor mu? Nasıl geçmediniz komutan? Gerek kalmadı. Biz sizin bu eğitim dediğiniz şeyin direkt yaşadık.
oyun oynamadık yani. Düşmanın eline düştük. Öyle 16 saat değil, 16 ay boyunca. Hiç konuşmadınız mı komutanım? Konuştum. Ama onları öldürmeden 5 dakika önce. Kurtulacağımı anladığım anda konuştum. Bir mutlu oldular, bir mutlu oldular. Mutlu öldüler. Son eğitimleriniz kaldı. Bundan sonrası daha çetin geçecek. Ama ben ikinizin de bunun üstesinden geleceğinden eminim. Bu konuşmamız eğitim haricinde abi kardeş konuşmasıdır. Gerçekte yapacağınız görevler buradakinden farklı olacak. Karşınıza hiç iyi insanlar çıkmayacak. Her türlü tehlikeye maruz kalacaksınız. Gün gelecek, birbirinize bu bizi sattı diye mi bakacaksınız? Daha üst mevkideki insanların ihanetlerine tanık olacaksınız. Paraya, şöhrete, rütbeye, daha büyük devletlerin daha büyük vaatlerine, vatanını, milletini satan, ciğeri beş para etmez insanlar göreceksiniz. Yılmayacaksınız. Yorulmayacaksınız. Bırakmayacaksınız. Davanıza, görevinize devam edeceksiniz. Bunlara şahit olup elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız komutanım? Her şeyin bir vakti var. İlla ki sizin elinizin de açık olduğu bir zaman olacak. İşte o zaman gerekeni yapacaksınız. Bunu unutmayın. Burada sizi kurt gibi yetiştirdim. Hiçbir zaman unutmayın. Kurt sürüye daldı mı ne çobanı bırakır ne de köpeğini. Hayırdır oğlum? Yine canım dayak mı istiyor? Size bir şey söyleyeyim mi? Biraz sonra hepinizi öldüreceğim. Hanginiz vurdu lan bunun kafasına? Beynine oksijen gitmiyor. Yetmemiştir belki. Git bir tane daha yolla buna. Lan! Lan! Lan öldürün şunu! Yaklaşmayın.
gerizekalılar. Bağlayın şunu tekrar. Nusret, öğren bakalım depo diye tarif ettiği yerden bir şey çıkmış mı? Öğreneyim efendim. Aç şunu. Buradayız Müşet abi. Adam doğru söylemiş. Her tarafta kasalar var. Tamam abi. Hızlıca kamyonu yükleyin çıkalım hadi. Jandarma etrafını sarıldı. At silahları. At at at. İndir silahları yere. Yat. Şimdi kafanı burada patlatayım mı? Az önce telefonda konuştuğun adamların yanına götürecek misin beni? Yürü, alın bunları, al. Hadi yürü, yürü. Çabuk, 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 çabuk. Gelmedi kızım. Ne kadar dil döktüysek dökelim gelmedi. Artık neyle tehdit ettiyseler. Tehdit edilecek neyi kaldı onu da bilmiyorum da. Halil İbrahim'den başka hiç kimse Eda Nur'u oradan söküp alamaz. Halil İbrahim başına bir şey gelirse biz ne yaparız derviş. Bunlar bizim elimizi kolumuzu kırıp bir kör kuyuya atarlar. Şimdiye kadar Halil İbrahim yoktu. Herkes de hayatta kaldı. Kaderimiz neyse onu yaşayacağız. Kimse ne karamsarlığa düşsün, ne de boşuna umutlansın. Hadi biz yatalım. Size müsaade. Derviş dayı. Bizim şu anda tutunabileceğimiz tek şey umut. Eğer bunu elimizden alırsan biz ne yapacağız? Halil İbrahim'in ölüsünü mü bekleyeceğiz? Ölüsünü bekle Zeynep. Dirisi gelirse sevinirsin. Bir şey sorabilir miyim dayı? Sen benim bilmediğim bir şey mi biliyorsun yoksa duygularını mı yitirdin? Ben bütün sevdiklerini yitirmiş bir adamım. Halil İbrahim dediğini de 20 yıl önce yitirdim. Gidişini kabullendim. Birini seviyorsan ölüsüyle dirisiyle seversin. Yoksa bu sevgiyle baş edemezsin kızım. Sevda'nın bir kazananı yoktur. Sevda başlı başına bir kazançtır. İşte bu umut oldu. Teşekkür ederim dayım. Al al. Battaniyeni al. Halil İbrahim varmış gibi.
Her şeyi biliyorsun değil mi dayı? Sen kurtul gel. Umarım askercikte mutfakta patates soymamışsındır sadece. Çık 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 çık. Komutanım, kurtulmuş mu yoksa götürmüşler mi? Götürmüşler. Yetişemedik. Arkalarına bakın şuraya. Sakın oğlum, sakın. Nusret, yer burası mı? Evet efendim. Cevat'ı buraya asmış. Güzel yer seçmiş. Devran döner. Artık Halil İbrahim'i orada yıkarlar. Buradan da kaldırırlar. Getirin. Gidi Halil İbrahim. Bak, bildin mi burayı? Hatırladın mı? Bak. Görüyorsun değil mi? Halil İbrahim, bunu bana yaptırtma. Ha? Sabah ahali gelecek, seni burada ağaçta bulacak, kahrolacaklar. Yaptırtma bunu bana. Sana temiz bir ölüm vereyim. Tek mermi. Asker gibi. Hı? Söyle bana. Söyle. Sen kimsin? Bilerek gideceğim diyorsun ha. İpi ver. Halil İbrahim.
Yazık vallahi. Bu devirde bir daha senin gibi düşman da bulamam. Kaldır. Dur. Sana söyledim. Ananı mezarından çıkaracağım. Yerine seni gömeceğim, onun da kemiklerini köpeklere atacağım diye. Bak, sana son kez soruyorum. Kimsin bana söyle. Hadi merakta bırakma beni. Hiç kimse. Kaldır.